harf inkılabıyla ilgili aslında Latin harfleri üzerine tartışmalar 1917-18 yıllarında ve 16'da çok hafif bir yükselme gösteriyor basında. Daha sonra 22'de Azerbaycan'da tartışmaların olması noktasında yine bir yükseklik var ama Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesi sonrasında sanırım bu Azerbaycan'daki tartışmalardan dolayı ilk kez 1923'te önümüze çıkacak. Çok ilginçtir. İzmir İktisat Kongresi'nde bir işçi delegesi olan Ali Nazmi Bey tarafından kongrede Latin harflerimize geçişimiz önerilecek. Ama tabii o dönem çok erken. Niye erken? Çünkü henüz toplum buna alışabileceği düşünülmüyor. Kazım Karabekir ve birçok kişinin İzmir İktisat Kongresi'nde buna bir karşı çıkışı var. Böyle şey olur mu şeklinde bir direkt karşı çıkış var. Ardından çok ilginçtir. Herkes 28'ler ama 25'ten itibaren tartışmalar var. Cenap Şahabettin olsun, o dönemin Doktor İsmail çok önemli yazarlarından, yazılarında sürekli Latin alfabesinden bahsle tartışmalar yaşanıyor. Çok ilginçtir. İstiklalimizi kazandık, artık yazılarımızın da istiklalini kazanması lazım diyerekten yeni harflere, Latin harflerine geçişi düşünülecek birçok yazı var. Kamuoyu oluşturuluyor. O dönemin İktam gazetesi anket yapıyor. Onu ben yakalamıştım. Soruyor İktam gazetesi sahibi anket olarak. Latin harflerine geçersek bizi okumaya devam eder misiniz diye bir soru soruyor ankette. Yanıtlar falan geliyor. Gazetelerde sürekli bu yazılar başlıyor tabii 25 sonrası ama herhalde 26'daki özellikle Türkoloji Kongresi vardır Bakü'de. Tüm Rusya'daki, Sovyetler'deki Türk düşüncesinde Türk olan devletler Latin alfabesine geçiş vardır. 26 çok önemlidir. Bizim için de önemli bir kilometre taşı oluyor bu. Ondan sonra tartışmalar daha da artıyor. Azerbaycan ve Özbekistan'da 26 sonrası Latin harflerinin kabulü bize de farklı anlamda yansıyor. Bizdeki o tartışmalar iyice artacak. Tabi bu sırada devrim yapılıyor. Türk devrimin gerçekleştiğini unutmamak gerekiyor. Mustafa Kemal'in elbet 26'daki o İzmir suikastinden kurtulması sonrası Türkiye'de daha rahat çalışabiliyor olmasının etkisi de var. Çok ilginçtir. Bir örnek daha vereyim. İzmir suikasti sonrası Mustafa Kemal'in tamamen gücü ele geçirmesiyle büyük devletler, İstanbul'da bulunan hala elçiliklerini Ankara'ya taşımamış olan büyük devletlerin de biz 28 yılında Ankara'ya elçiliklerini taşıdığını görüyoruz. Bu da artık demek ki devletin tam yerleştiği üzerinde bir fikir bize uyandırıyor. Nitekim harf devriminin 28 yılına gelmesinin ardında da böyle bir kronolojik süreç var.